Merhaba dostlarım benim. Yeniden merhaba. Sen neden mutsuzsun? Farkında mısın? Ya bu toplumdaki insanlar neden bu kadar çok mutsuzdurlar dostlarım benim? Bu bizim insanımıza ait en karmaşık sorulardan bir tanesidir. Ben neden mutluluğu bulamıyorum diyor insanlar. Sanki mutluluğu bulmak çok zor bir şeydir. Mutsuz olmak da çok kolaydır. Evet dostlarım benim. Sen neden mutsuzsun? Ben mutluluk bir seçimdir diyorum. Ama ben olamıyorum diyorsun. İsterseniz bunu biraz inceleyelim. Neden biz mutsuz oluyoruz? Neden insanlar hep mutsuzluğu seçerler? Bunun temeli nedir? Şunu diyebilirim. Eğer sen mutsuzsan, bir şeyler elde edebileceğini öğrendin. Eğer mutluysan artık bir şey elde edemezsin. Bir şey elde edebilme uğruna zaten mutsuzluğu seçiyorsun dostlarım benim. İsterseniz bakalım. Daha çocuk yaşlarda ağlarsan, zırlarsan sana ailen ilgi gösterir. İstediğini alır. Hastaysan, etrafında pervaneye dönerler. Çocuğum iyileşsin diye artık çocuğun her istediğini yapmaya başlarlar. Hatta o çocuk diktatör bile olur. Ne emrederse anında yerine getirilir. Hal böyleyken, eğer bir çocuk bunu öğrendiyse, yani ben mutsuz olduğum zaman, hasta olduğum zaman bana ilgi gösterirler. İlgi gelir bana. Herkes etrafımda pervane. Ben ne kadar önemliyim. Ego şişmeye başlar. Ve buna alışan insan, egosunun şişmesiyle beslenen, etraftan gelen ilgi onun çok önemli, çok değerli biri olduğunu hissettirir ona. Egosu şiştik sonra şişer. Ve bu ilgi kesildiği zaman ne olur? Sanki yokmuş gibi. Kendini mutsuz hisseder. Kimse bana ilgi göstermiyor. Ha bir daha hasta olayım. Ha bir daha mutsuz olayım da belki insanlar bana ilgi gösterir. Ve ben de en azından o egomu şişirmiş, kendimi mutlu etmiş olurum. Yani dıştan gelen bir şeylerle mutlu olurum. Ama mutlu bir çocuğa bakın. Çocuk çok mutlu. Kimseye ihtiyacı yok. Oynar, güler, sağlıklıdır, eğlenir. Onunla kim ilgilenir? Hiç kimse ilgilenmez. Sanki o çocuk yok gibidir. Kendiyle çok mutludur. Kendiyle barışıktır. Ama kimse ilgi göstermez. Şimdi o mutsuz olan insan mutlu çocuğun rolüne girerse ne olur? Kimse ilgi göstermediği için çünkü dıştan bekler o ilgiyi. Ama gerçekten kendi mutlu olan, coşkulu olan, hayatla dans eden çocuk zaten kendidir. Kendine ilgi göstermeyi de, kendi kendine mutlu olmayı da biliyordur. Bu yüzden dıştan bir şey beklemez. Fark ediyor musunuz buradaki ayrımı?
dostlarım benim. Bir de toplumumuzda bir şey öğrenilir. İnsanlar mutsuz olursa ilk öğrendikleri şey, birileri bana ilgi gösterir. Ben ne kadar çok mutsuz olursam, hasta olursam etrafımda insanlar pervane olur ve ben bundan fayda sağlarım. Varlığımı ispatlamış olurum. İnsanların bana değer verdiğini hissederim. Bir bunu öğrendi. Ve buradaki olay artık ne olursa olsun bu insan mutsuzluğu seçmeye başladı. İkinci olay da eğer mutluysam ve mutluluğumu dışa yansıtırsam insanlar beni kıskanır. Bana haset ederler. Beni nazar ederler. Ve korkar bu kadar mutsuz insanın içerisinde ben şimdi mutlu bir insan olarak girersem insanlar bana deli der. Buna ne oldu şimdi de dans eder. Buna ne oldu şimdi de kahkaha atar içten. Böyle avazı çıktığı kadar kahkaha atar. Herkes üzgünken bu nasıl gülebilir? Sanki mutluluk burada bir delilikmiş gibi görülür. Ya da keşke ben de öyle olabilseydim diye kıskanılır. Ve mutlu olan insan da bu defa kendini bastırmaya başlar. Gerçekten içten gelen bir kahkahası varsa o kahkahayı atamaz. Ne yapar? Karşıdakine bakar. Önce onu yargılar, beni ne kadar kaldırabilir diye. Ve onun dozajına göre kahkasını ona göre atar. Evet dostlarım benim. Ve bu ilgi avcılığı giderek kronikleşir. Tıpkı alkol gibi. Nasıl insanlar alkolü içer kendini uyuşturur ve bağımlısı olur. Bu ilgi alma olayı da egoyu besleme olayı da giderek kronikleşir. Bulamadık sonra bu ilgi daha çok mutsuz olmaya çalışır ki daha çok ilgi alsın. Ve toplumumuza bakalım. Bu kendini mutlu edemeyen insanlar, yaşamın içerisinde mutluluğu seçemeyen insanlar ilgi odağı olsunlar diye bir sürü kulüpler kurdular. Ve bu kulüplerin içine gittikleri zaman orada kendilerini mutlu edebileceklerini, çünkü ilgi görebileceklerini düşünürler. Ve etrafımızda çeşitli tonda binlerce çeşit kulüpler oluştu. O ilgiyi alabilsinler diye. Gelin isterseniz bir bakalım. Çocuklarını evlendirmiş, torun torba sahibi olmuş insanlara bir bakın. Artık yalnızlar. 3 tane çocukları vardı, hepsi gitmiş. Eskiden onlarla uğraşırlardı ve uğraştık sonra onların sevgisini, onların ilgisini alırlardı. Ama çocuklar evlenmiş gitmiş, evde kalmışlar bir kör bir ayvaz. Artık çocukları kendilerine yeni yuvalar kurmuşlar, uçmuşlar yuvadan. Bu insanlar bir kısmı bana hastalıktan gelirler, ben çok hastayım derler, kurtulmak isterim. Hastalığının sebebini sorarım. Genelde işte ben de çoluk çocuğum ilgilenmez, onlardan şikayet ederler. Ben onlara işte saçımı süpürge ettim ama şimdi bana dönmezler. Ama hastayım dediğimde hepsi pervane olur etrafımda. Ne olur hocam, benim bu hastalığımı yok etme derler. Çünkü hastalık bana artık fayda sağlar. Ben hastayım dediğimde onlara nerede olurlarsa olsunlar uçarlar. Bir ilgi, bir alaka, kendimi prenses gibi hissediyorum derler. Evet dostlarım benim. Ve direkt mutsuzluğu seçerler. Ve o hastalıklar da geçmez. Giderek daha da derinleşir.
Çünkü o ilgiyi alabilmek için o hastalığa sahip çıkarlar. Mutsuz olurlar, hasta olurlar ama bu ilgi benden gitmesin derler. Aslında mutlu mular? Bence mutsuzlar. Çünkü hasta insan nasıl mutlu olur? Olamaz. Ama sırf o ilgiyi almak onlar için mutluluğun kendisi. Halbuki dönüp baksa hayatına. Oh be, bütün sorumluluğum bitti. Şimdi istediğim gibi gezebilirim, tozabilirim, çıkıp eğlenebilirim, mutlu olabilirim. Artık ne halleri varsa benim çoluk çocuğum görsün. İstediğim zaman gider görürüm çocuğumdur. İstediğim zaman gider torunumu severim. Ve kendi hayatlarına daha özgürce dönebilecekken sırf o ilgiyi alabilmek için kendilerini yok ederler. Ve bizim toplumumuz mutsuzluğu başardı dostlarım benim. Hep mutsuzluğu seçiyorlar. Çünkü mutsuzlukta ilgi var. Ama mutlu insan böyle mi? Mutlu insana kimse dönüp bakmaz. Nerededir? Ne yapar? Umurunda bile değil insanların. Çünkü böyle bir ilgiye ihtiyacı yok. Oh, kendi kendiyle mutlu. Ve bana hep dönüp soruyorlar insanlar. Siz mutluluk kelimesine verdiğiniz anlam nedir? Birileri size ilgi gösterdiğinde mi mutlu oluyorsunuz? Siz kendinize ilgi gösteriyor musunuz? Sizi mutlu edecek o kadar çok şey var ki etrafınızda. Niye başkalarından ilgi bekliyorsunuz? İlgi azaldığı zaman neden mutsuz oluyorsunuz? Egonuz mu yontuluyor? Bir bakın. Mutluluk yukarı çıkmak değil dostlarım benim. Tırmanmak değil. Mutsuzluktur o. Çünkü mutsuz olmak çok zor bir iştir. Emek gerektirir. Çaba gerektirir. Ama mutlu olmak hiçbir çaba gerektirmez. Çünkü bizim doğamızda mutlu olmak vardır. Bir kahkaha attığın zaman içten, yürekten, ta göbeğinden böyle parlamalı. Şimdi ben kalksam burada oynasam mutluluktan bana deli der misiniz? Birçok insan mutlu olan insanı gördüğü zaman, kahkaha atan, dans eden insanı gördüğü zaman vay be, buna ne oldu? Çünkü toplumun dışına çıktı aslında. Toplumun tümü mutsuz. Arada bir tane mutlu insan çıkar, ona da deli gözüyle bakarlar. O da deli olarak görülmemek için bu içinden geleni bastırır. Kıskanılmasın ya da bu toplumun içine, mutsuzların içine geri çekilmesin diye. Hatta atasözlerimiz bile vardır. Ne deriz? Çok güldük ağlayacağız. Sanki çok gülmekten sonra illa ağlamamız lazımmış gibi. Mutsuzluk gelmesi lazımmış gibi. Yok böyle ya ama dostlarım benim. Sen mutluysan mutlusun. Bunu başkalarının vereceği ilgiden ya da sevgiden bekleme. O enerji zaten senin içinde var. Senin içinde sevgi enerjisi var. Kendini sevebilirsin, başkalarını da sevebilirsin. Kendine değer verirsin, başkalarına değer verirsin. Kendini mutlu edebilirsin. Senin içinde ne aslanlar yatar seni mutlu edebilecek. Dans edebileceğin, gülebileceğin, eğlenebileceğin, coşkuyla yaşayabileceğin o kadar çok şey var ki hayatında. Niye sen mutsuzluğu seçiyorsun? Ve bu toplum gerçekten mutsuzluğu seçmekte ısrarlı. Ve ben mutluluğu seçen birini gördüğüm zaman çok mutlu oluyorum. Çünkü bu insanlar nadir ve gerçekten kendini mutlu eden bir topluma dönüştüğümüz zaman devrim olacak. Mutsuzluktan mutlu insanların diyarına geçmiş olacağız. Dostlarım benim. Ya bu zor değil. Eğer şu anda bunun farkına vardıysan,
Bu bile bir şeydir. Mutluluk bir seçimdir. Başkasından ilgi beklemek ya da kendini bastırmak, birileri sana deli diyecek, kıskanacak diye kendini bastırmak, esas delilik bunlardır. Bırakın kendinizi akışa. Dönün, küçük bir çocuğa bakın. Gülerken nasıl güler? Ta göbeği titrer, içi kahkaha atarken. Bu kahkahayı unuttunuz. Öfkelendiğiniz zaman bile öfkeniz öfke olsun. Yani bütün bedeninizde bunu hissedin. Bunun adına mutsuzluk demeyin. Olabilir insan, insanlık hali. Allah bize bu duyguları verdi. Ama bırakın geçsin, gitsin. Mutluluk bir seçimdir dostlarım benim. İnsanlar birazcık ilgi ya da sevgi uğruna başkalarından gelecek ilgi ve sevgi uğruna kendilerini mutsuz ediyorlar. Mutsuzluğu seçiyorlar. Yeter. Uyanın artık. Fark edin ki mutlu olmayı seçmek sizin duanızdır. Kalkın. Şimdi dans edelim beraber. Bırakın kendinizi akışa. İlk adımı isteyerek atın. Mucizeler mutlaka gerçekleşecek. Kendinle barış, dünya seninle barışmaya çoktan hazırdır. Eğer dilim sürçtüyse özür dilerim. Beni dinlediniz, benim söylediklerimi uyguladınız. Kanalıma abone oldunuz, muhteşem yorumlar yaptınız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim dostlarım benim. Yeni konularda görüşünceye kadar hoşça kalın, dostça kalın, ışıkla kalın, sevgiyle kalın. Sizleri çok seviyorum. Dostlarım benim.